Açaydım kollarımı gitme deyeydim. Abicim şaka bir yana, 2 yıldır çok güzel günler, çok acı günler gördük. Ama önemli olan birlik ve beraberlik içinde bunları atlatmamızdı, aşmamızdı. Allah'a şükür çok da güzel aştık. Siyasetten ötürü abi kardeş ilişkimiz vardı. Rabbim birliğimizi bozmasın. Dik duralım ama dikleşmeyelim inşallah. Rabbim muvaffak etsin. Zalimin talim ettiği yola minnet eyletmesin. Gerçi minnet edenleri de sen edebiyat parçalar düzeltirsin. O kadar, seni seviyoruz. Tarık Başkanım, Tarık Başkanım diyorum ama Tarık Başkanım demeye dilim varmıyor. Çünkü sen bize başkanlıktan çok her daim abilik yaptın. Yükünü omuzladığımız bu süreçte bize siyaseti değil, her daim doğrunun peşinde koşmayı öğrettin. Bu gidiş bir son değil. Çünkü kardeşlik ömür boyu devam eder. Şunu bilmeni isterim ki çıktığım bu yolda her daim yanında olacağız abi. 3 sene önce, 1 Kasım seçimleri öncesinde başladık bu yola. Belki o zaman daha az kişiydik. 5-6 kişiydik ama daha sonrasından büyük bir aile olduk. Tarık abi de bu ailede başımızda durdu. Bazen kavga ettik, bazen tartıştık. Abi kardeşliğimizi gösterdik. Eminim bundan sonraki gelecek olan başkan da bu bayrağı çok iyi yerlere getirir. Çok güzel programlar yaptık. Allah yolunu açık etsin. Biz yine beraberiz, yine abi kardeşiz. Bu arada son bir huzur sözü vermişti gruptan. Onu da unutmadık abi. Teşekkür ederim. Sevgili başkanım, 3 seneden beri bu kutlu yolda yeri geldi ağladık, yeri geldi güldük, yeri geldi partimizin seçim zamanlarını kutladık, yeri geldi soğuk havada bayrak astık. Evet, bir yolun sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Evet başkanım, bu zamana kadar seninle geçirdiğim günlerin bir tanesini bile acımıyorum. Ailemden ayırdığım vakitleri, dostlarımdan ayırdığım vakitlerin hiçbirine acımıyorum. İyi ki seninle tanışmışım. İyi ki senin gibi bir dost, abi, kardeş görmüş. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu kutlu yürüyüşünde seninle beraber bu yola yemin ettiğimizi sakın unutma. Bundan sonraki hayatında da siyasi ve geleceğin açısından yolunun açık olmasını, bahtının açık olmasını dilerim. Allah'a emanet ol. Biz bu yola Tarık Başkan'la beraber çıktık. 2014 1 Kasım seçimleriydi. Teşkilat kurulmaya başlandığında yaklaşık 5-6 kişiydik. Ve zamanla çoğalmaya başladık artık. Ve 3 seneyi devirdik. Artık Tarık Başkanım'ın da süresi doldu. Zaten ben başladığımız zaman bir konuşma yapmıştım Tarık Başkanım'la. Abi senin burada ömrün belki 1 sene demiştim. Daha yüksek yerlere gelebileceğini düşünüyorum demiştim. Ama 3 seneyi devirdik beraber. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bu yolda beraber yürüdük. Gerekirse beraber ıslandık. Ama gerçekten gençliği güzel bir şekilde yetiştirdiğini düşünüyorum. Zaten akademisyen, akademik açıdan ve kültürel açıdan çok ileri seviyede yetenekli olduğunu düşünüyorum Tarık Başkanım'ın. Yolun açık olsun başkanım. 3 yıl önce, 1 Kasım seçimlerinden önce beraber bir avuç insanla başladığımız, sadece gençlik kollarında abi kardeş ilişkisiyle güzel bir ivmeyle geçirdiğimiz bu 3 yılı Tarık abiden çok şey öğrenerek geçirdik. Bu 3 yılda sadece gençliğe değil, yani gölbaşı çok şey kazandı. Teşkilatımızda kongreler bir bayrak yarışıdır. Tarık abiyi önümüzdeki süreçte daha iyi yerlerde göreceğimize eminiz. Bize kazandırdığın her şey için sana çokça teşekkür ediyoruz, minnettarız. Arkadaşım, dostum, kardeşim. Birlikte çalışmaktan onur duyduğum değerli genç kolları başkanım. Her güzel süreç gibi bir sürecin daha sonuna geldik. Benim mutluluğum bu şanlı görevi seninle birlikte bizden sonraki kardeşlerimize devrediyor olmaktır. İnşallah bundan sonraki süreçte hep birlikte yürüyecek, bundan sonraki görevlerimizi hep birlikte ifade edeceğiz. Yolumuz açık, hedefimiz 2023.